Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün çıtır çıtır mısır unlu patlıcan cips tarifi vereceğim. Değişik bir tat. Patlıcanın her zaman böyle bir halini görmüyoruz. Onun için farklı bir tarif. Patlıcanı böyle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi anlatmaya geçiyorum. Ben tarifi 2 patlıcana göre vereceğim. Açıklama kısmında malzeme miktarı yazıyor olacak. Patlıcanların tamamını soyarak başlıyorum. Birinci patlıcan tamam. İkinciyi de aynı şekilde soyacağım. 2 patlıcan da hazır. Şimdi patlıcanları keseceğim. Şimdi dikkatli bir şekilde kesiyorum. Patlıcanın kalınlığına göre 5'e de ayırabilirsiniz. Böyle kestikten sonra çeviriyorum. Bu şekilde de 4'e kesiyorum. Gördüğünüz şekilde parçalara ayrıldı. İkinciyi de hazırlıyorum. Geniş bir kaseye bolca su aldım. Acısını almak için ben bir yemek kaşığı toz şeker kullanıyorum. Tuz kullanmaktan şeker kullanmak daha iyi. Yani şeker acısını daha iyi alıyor. Onun için bir kere de böyle deneyin. Sonra bana teşekkür edebilirsiniz. Şekeri döküyorum. Patlıcanları dikkatli bir şekilde ekliyorum. Üstünü bir kapakla örtüyorum. Acısı çıkana kadar 5-10 dakika bekleyeceğim. Zaten suyun rengi biraz değişecek. Oradan anlayabilirsiniz. 5-10 dakika sonra devam edeceğim. Patlıcanlar 10 dakika boyunca şekerli suyun içinde bekledi. Şimdi patlıcanları çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra suyunu sıkıyorum iyice. Peçeteyle suyunu alıyorum. Yağ da kızaracağı için çok sıçrama yapabilir. Onun için suyunu iyice alın. Yaptığımı kenara alıyorum. İkinciyi de aynı şekilde yapıyorum. İkinci de hazır. Böyle geniş bir tabağa yapmanız lazım. 2 yumurta. Ben bir patlıcana bir yumurta kullanıyorum. Önce 2 yumurtayı çırpıyorum. Bir çay kaşığı tuz. Tuzla da bir karıştırayım. İki yemek kaşığı mısır unu kullanıyorum. Elinizde yoksa mısır nişastası varsa mısır nişastası kullanabilirsiniz. Mısır unu ekledikten sonra da karıştırıyorum. Yumurtalı karışım hazır. Burada da bir su bardağı galeta unu var ya da bayat ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Bu bayat ekmek kırıntısı ama ikisi de galeta anlamına geliyor. Çok farkı yok. Patlıcanın birini alıyorum. Her yerine gelecek şekilde yumurtayı önce batırıyorum. Çevirip batırıyorum.
Böyle böyle çeviriyorum. Kaşıkla da içlerinde gelsin diye böyle böyle yapıyorum. Birinci patlıcan hazır. Bayat ekmek kırmızısını alıyorum. Birinci hazır. Tabağa alıyorum. İkinci patlıcanı da aynı şekilde yapacağım. Karet ununu alıyorum. İkinci patlıcan da hazır. Şimdi kızartmaya götürüyorum. Tavaya bir miktar yağ aldım. Kızıp kızmadığını buradan anlayabilirsiniz. Şu an çok kızmamış ama kızmaya başladı gördüğünüz gibi. Yakından görüyor musunuz bilmiyorum ama. Patlıcanın birini alıyorum. Dikkatli bir şekilde aça aça. Ağaç gibi oluyor. Tepsi güzel pişsin diye bu şekilde açmanız lazım. Şimdi bu yüzde pişsin, sonra çevireceğim. Pişmeye bırakıyoruz. Şimdi öbür tarafını çevireceğim. Dal dal açıyorum yine. Öbür tarafta güzelce kızarması lazım. Gördüğünüz gibi altın rengi olursa çıtır çıtır güzel olur. Arka yüzü de bu şekilde kızarsın. İkinciyi de kızartıp geliyorum. Hepsini göstermeye gerek yok. Sunumda görüşürüz. Patlıcan cips tarifimin sunumu. Şimdi bir tanesinin tadına bakacağım. Hangisini alayım? Hepsi güzel gözüküyor. Ben şunu alayım. Ketçap, mayonez. İkisini de böyle danıyorum. Tadına da bakıyorum. Biraz çok aldım. Yuh be, yuh be abi be. Yuh be abicim be. Kızartma olduğu için çok aşırı patlıcan baskın bir tatlı değil. Kızartma tadı daha üstün. Ben baya baya beğendim. Yani patatesin yanına bunu da yapıp beraber yiyebilirsiniz. Patlıcan sevmeyen bile bence bunu sevebilir. Baya baya beğendim. Ketçap mayonezde daha güzel oluyor onu söyleyeyim. İsteyen yoğurtlu sosla yapabilir. Ben öyle de denedim ama ketçap mayonezi de çok çok daha güzel. En önemlisi içini dışına güzelce kızartmak. Biz kızarttık. Yanık gibi gözüküyor olabilir. Tadına baktım. Yanık tadı yok. İyice kızarsın, içi de kızarsın diye fazladan kızarttım. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butona basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Vallahi hepsini yerim. Alacağım böyle. Alacağım böyle. Obadan ha. Yiyeceğim böyle. Nasıl koydun ağzına? Böyle gider bazına. Hoppa diye. Gulu 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 gulu.